yatağın üstünde oturuyordu ve uzanmak istedi. Ve işte o uzandı. Uzandığında da komaya girmiş. Öyle dedi doktor bey. Sonra biz tanıdığımız bir dostumuz, doktorumuz vardı. Onu acele çağırdık. O geldi. O ambulans da getirmiş gelirken. Orada ambulansa koyup götürdük. O orada ilk yardımını yaptı. Eşimi. Ama fayda etmedi gayet tabii. Yani komaya girmesini engelleyemedi. Ve biz giderken de hastaneye doğru yol alırken de onlar orada ameliyat hazırlığı yapmışlar. Ve hemen ameliyata aldılar gider gitmez. Ve ilk ameliyatı yapıldı. Ama fena değildi durumu ondan sonra. Ama orada hastanede 173 gün kaldı. Ve o 173 gün boyunca her gün yavaş yavaş elimizden kaydı. Bana muayyen bir zaman göstermişlerdi. Şu saatlerde gel, içeride bu kadar kalabilirsin demişlerdi. Günde iki defa gidiyordum sabah akşam ve işte bir 5-10 dakika kalıyordum içeride. Ama daha sonraları biraz daha fazla kalırsam belki yardımcı olurum, belki onu daha fazla hayatta tutabilirim diye düşündüm. Ve onlardan daha fazla içeride kalabilmek için izin istedim. Ondan sonra her öğleden sonra gidip daha uzunca bir zaman içeride kaldım. Konuşaraktan belki onu hayatta tutabilirim diye düşündüm. İşte ilk zamanlar iyiydi. Belki konuşamıyordu, o ayrı. Ama en azından gözlerinden, yani bakışlarından ve elinden, kolundan bir şeyler ifade edebiliyordu. Ama dediğim gibi o 173 gün zarfında, orada kaldığı 173 gün zarfında her gün birazcık daha geri gitti. Ve son günlerinde artık bir şey ifade edemez oldu. Ve elini kolunu da oynatamadı. Ve elimi hep elini tutuyordu ama o da benim elimi tutuyordu, sıkıyordu ama sonuna doğru, o son günlere doğru artık elimi sıkmaz olduydu. Böylece anlamıştık ki yavaş yavaş gidiyor. Pek bilemeyeceğim onu ne anlatmak istiyordu. Ben sadece hani onu konuşturabilmek için, hareket ettirebilmek için her türlü gayreti gösteriyordum. Ama onun, doktorların da söylediğine göre duyuyor diyorlardı ama bir cevap veremiyor diyorlardı. Ama sonuna doğru işte yavaş yavaş o duyması da herhalde gitti. Onu hayata döndürebilmek için doktorlar da ellerinden geleni yapıyorlardı tabii. Ben de heyecandan tabii onu bekliyordum. Öyle olmasını bekliyordum. Ölebileceği de aklıma hiç gelmiyordu. Sadece öyle bir şey vardı ki içimde. Öyle de olsa, böyle de olsa eve gelecek. Belki bir tekerlekli sandalyede gelecek falan gibi diye düşünüyordum. Olsun diyordum. Ama sonra o bile olmadı.
ilk zamanlar her ne kadar bakışlarıyla da, elleriyle de, kollarıyla da cevap veriyor idiyse bana, daha sonralara bu her gün biraz daha azalmaya başladı. Ve işte gün geldi, elimi sıkmaz oldu. Ve bakışları gören bakışlar olmaktan uzaklaştı. Ama sonra ben de gördüm hani kötüye gittiğini gerçekten. Ve işte bir akşam eksik olmasın Recep Bey'in çok yardımlarını gördüm ve hala da görmekteyim. Recep Bey geldi, gece saat 11 filandı. Öldüğünü söyledi. Aslında çok güçlüyümdür. Güçlü olmama rağmen, yani yıkılmadım tabii. Çok güçlü olduğum için yıkılmadım. Ama tabii üzüntüm anlatılamayacak kadar büyüktü. Tarif edilemeyecek kadar. Doktorları gördüm, onlar hepsi oradaydılar. Ve onlar başsağlığı dilediler. Daha sonra ne oldu bilmiyorum. Döndüm, eve geldim. Bir ölümü hiç düşünmedim, onun için cenaze de hiç düşünmedim. Ölüm hiç aklıma gelmemişti. Hani kötüye gittiğimi de görüyorum ama ölüm diye hiç düşünmüyordum. Onun dostlarının daha rahat hareket edebilmeleri için bir hafta sonu olursa eğer, tabii çalışan kesimler de var. İşçisi, memuru var. Onlar da çalışıyorlardır. Belki izin verilmez onlara diye. Bir hafta sonu olursa onlar da rahat rahat gelebilirler diye düşündüm. Arabaya biner misiniz dedikleri zaman işte son bir o cenazeden ayrılmayayım diye yok böyle çok iyi dediydim. O şekilde yürüdük. Epey uzunca bir yolmuş ama onu ben pek fark etmedim. Ve işte fark etmedim çünkü zaten cenazeden ayrılmak istemiyordum ama sonuçta mezarlığa geldik. Devlet mezarlığına ve orada mezara yerleştirdik cenazeyi. Şu kadar söyleyeyim işte, 60 yıllık bir beraberlik. Ama 60 yıllık bir beraberlik ama şunu ekleyebilirim. 60 yıllık bir beraberlik ve 60 yıllık bir el elelik diye düşünüyorum. Belki bedeni burada yok ama ben hep onunla beraberim.